Dostlar selamlar. Öncelikle nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Teşekkür etmek istiyorum. <laughs> ya ben beklemiyordum. işte kanalı kapatacağım falan. Hakikaten de ya şöyleydi kapatmazdım ama hani hiçbir şekilde bir video falan atılmazdı. Çünkü çok YouTube'da öne çıkanlara falan çıkıyor kanal. Onun dışında normalde hayatıma devam ederdim. Haftada 2-3 kere falan video. 2-3 haftada bir video falan gelirdi. Şimdi haftada bir yine devam edeceğim o videolara. Şöyle bir karar aldım abi. Bazı günler içimden ne gelirse gelsin onu söyleyeceğim. Bazı günlerde de kitap yorum olacak veya böyle böyle kitap açılışları. Çünkü bunu anladım. Biraz geç oldu tabii bir yıldan sonra anlamam. Arkadaş ben onlar hakkında ne söylersem söyleyeyim. Yani ağzımla kuş tutsam da birçok insan beni beğenmeyecek. Yani ben onlara ne yapsam da beni onların hoşuna gitmeyeceğim. O yüzden de kendi kafama göre takılmaya karar verdim. En mantıklısı böyle benim için. En azından kendi ruh sağlığım için. Tabi arada haykırışlarım olacak. Bunun için kimse kusura bakmasın abi. Sonuçta kendi fikirlerimizi beğen ediyoruz burada. O yüzden alınma gücü olmasın. Son videoda çünkü yine bana <laughs> bazı kişiler hakaret etti. Ben tabi hiç yani direkt banladığım için bir problem olmuyor. Görmüyorum bile onları. Neyse inanılmaz kitaplar alışveriş yaptım. Bu kitapları neden aldığımdan da bahsedeceğim ve örneklerle Bunları koymaya çalışacağım. Kahvemi de yanına aldım. Muazzam bir şekilde şimdi mutluyum. Bu bugün çok mutlu olduğum için. Şöyle ilk başta şundan göstereyim. Nasıl abi? Muazzam. Muazzam hayranım ya şu kitap açılışlarını Yemin ediyorum çok güzel bir diyor. Kapitalizmden Allah razı olsun. DKM kitap. Şöyle de şeyler göndermiş. Tolstoy ile ilgili falan ayraçlar. Bu kitapta bir sürü simge ve kişilik göreceksiniz. Bunların birçoğu hatta hemen hemen hepsi hayatlarında başarısız olmuş kişiler ve bu başarısızlıklarını neye bağladığını bazı şirket yöneticilerinin, bazı yönetmenlerin ve birçok böyle iş adamının aslında hayat hikayesini görüyoruz. Bunların nasıl başarısız olduğuyla ilgili bazen olmaz dediği bu. Bazen olmaz yani. Hayatta bir şey karşımıza çıkıyor. Bazen olmaz. Çok güzel bir kitap. bu bayağı bir kişi önermişti. Burada Cem Yılmaz'ı bile görüyorsunuz yani. Birçok kişi var. Cem Yılmaz'ın hayatı işte Muhtar Kent, Ali Sabancı yani inanılmaz kişilikler var. Cem Boyner. Yani başarıda başarıda başarısız hırsızlık gibi öyle algılıyor kitapta diğeri fotoğraf ideolojisi algıda gerçeğin bozulma şöyle e, ben son zamanlarda inanılmaz fotoğraf çeken birisiyim bunu zaten Twitter'a koyuyorum mümkün mertebe Instagram'a pek o kadar koydum söyleyemem az önce Twitter'a her çektiğim fotoğrafı mümkün mertebe koymaya çalışıyorum Abi fotoğrafın ideolojisi diye bir şey var. Şimdi ekrana muhtemelen getirmişimdir. İnanılmaz fotoğraflar vardır bize dünyamızda veya aklımıza gelen işte dünyada gördüğümüz ve aklımıza kazandığımız tıpkı Nations Geographic kapak tasarımı gibi orada bir Afgan kadını görmüşüz. Bu fotoğraf ideolojisidir. Mesela Afrika'da ölen bir çocuk vardı. İşte akbaba arkasında bekliyordu. O fotoğraf ideolojisidir. Yani bunun gibi fotoğraflar fotoğraf ideolojisi olarak geçer. Yani fotoğrafın ne anlatıyla ilgili, arkasında ne olduğu ile ilgili, fotoğrafa kattığımız anlamla ilgili. Bunun kitabını aldım. Ben fotoğrafla çok ilgileniyorum artık. Bu tabi hobi gibi bir şey benim için. Son zamanlarda kendimi avuttuğum en önemli şey gerçekten çok güzel pozlar yakaladığımı düşünüyorum. Zaten benim çektiğim fotoğrafları anlarsınız nasıl oldu. Yani tam profesyonel de değil amatör tarzı da çekilmiş. Umarım beğenmişsinizdir fotoğraflarımı. Bu yüzden fotoğrafın ideolojisini aldım. Diğeri 100 soruda dijital fotoğraf. Bu da ufak bir kitapçık aslında bakarsınız. Şöyle örneklerle birlikte fotoğrafları gösteriyor. 100 soruda dijital fotoğraf ben analog almadım. Yani bu filmli eskiden eskiler hatırlarlar. Belki yeniler hatırlamaz ancak arkadaşlar filmler böyle 10 tane falan ufak kutucukta olur. Buraya göz koyuyorumdur. Bunu fotoğrafın arkasına koyarsınız. Fotoğraf makinesinin arkasına koyarsınız. Bununla 10 tane fotoğraf çekersiniz. Ancak dijital makinelerle bu 60 olur, 70 olur, 100 belki bin. Benim şu anki kamera yanımda yok ama arkada kaldık. Kusura bakmayın onu da koymak isterdim. Benim fotoğraf makinem 100 fotoğraf çekebiliyor şu anda. Ben de günlük işte 5-6 fotoğraf bazen de tam tersi hiç o gün fotoğraf çekmem. Böyle böyle gidiyor. Bu yüzden bu kitapları aldım. Benim için çok önemli. En azından kendimi geliştireceğimi düşünüyorum. İnsanlar bana soruyor. Ben işte edebiyat anında uzmanlaşmak istiyorum. Ne kitapları okuyabilirim falan. Valla ben o kadar tarih kitapları okudum. Tarih hakkında da çok kitap okuyorum. Diğer türlü diğer kitaplar hakkında da okuyorum. Yani şunu söylemeye çalışıyorum ben. Sadece bir tür kitaplarla bağlı kalmayın. Yani tarih bölümü mü okuyorsunuz? Sadece tarih kitabı okumayın. Edebiyat mı okuyorsunuz? Sadece edebiyat okumayın. Coğrafya mı okuyorsunuz? Sadece coğrafya ile ilgili kitaplar okumayın. Eğer kendinizi geliştirmek istiyorsanız romanlar okuyun, hayat hikayeleri okuyun. İşte tıpkı biraz önce gösterdiğim gibi başarısızlıkla ilgili kitap okuyun. Yani kendini geliştiren bir birey, entelektüel olmak isteyen bir birey birçok alan üzerine okumamız lazım. Yani bunu müzecilikten tutun da arkeolojiye kadar, arkeolojiden tutun da sanata kadar, ne bileyim sanat tarihine kadar. Yani böyle geniş şaplı okumalar yapmak zorundasınız. Eğer kendinizi entelektüel olmak, kendinizi entelektüel hissetmek istiyorsanız bunları okuyup yorumlamanız, anlamanız lazım. Diğeri fotoğraf notları. Bu da efsane bir kitap. Fotoğrafın Anlamı fotoğrafın biçimi Fotoğraf nasıl çekilir bunlarla ilgili Bu tabi benim tamamen kendi Alanımla ilgili Benim için işte bu kitapların hepsi birer efsane 100 lira toplam tuttu galiba yani Çok önce ben almıştım Fiyatlarını falan tam olarak hatırlamıyorum. Uzun bir süredir buradaydı. Bekliyordu. Yani bu tarz kitaplar almaya çalışacağım. Diğeri Osmanlı'da diplomasi, siyaset ve savaş. Bana birçok kişi yok Osmanlı'yı bilmiyorsun. Yok senin Osmanlı ile alakan yok. Sen bir tek Avrupa tarihi hayranısın. Böyle saçma sapan mesajlar atıyor. Arkadaşlar siz beni tanımıyorsunuz ne tür kitaplar okuduğumu. Burada da size göstermek için almamıştım Allah'tan yani bunu. Yoksa ben asıl size göstereceğimi biliyorum. Yani Halil Nalcık'tan tutun da İlber Ortaylı'ya kadar. Bernard Lewis'ten tutun da Şevket Pamuk'a kadar. Ben birçok Osmanlı tarihçisini okuyorum. Siz kimsiniz ki bana bunları söylüyorsunuz? Yani siz, siz asıl Osmanlı tarihini biliyor musunuz? Ben bizzat Erhan Afyoncu'yu bile okumuş adamım. ya Erhan Afyoncu'yu bile. Anlatabiliyor muyum? Onu bin sayfalık Osmanlı tarihi var. Sorularla Osmanlı İmparatorluğu gibi diye. Siz onu okuyabilecek kafada mısınız? Siz ilk önce bana onu söyleyin ondan sonra şey yapın. Bu kitapta da Osmanlı diplomasi birçok kişi şunu söylüyor. Osmanlılar, Bernard Lewis daha doğrusu bunu söylüyor ve onun gibi tartışlar. Ne diyorlar Osmanlı hiç diplomasi bilmiyordu. Ben böyle olduğunu düşünmüyorum. Yani gerçekten büyük bir imparatorluk Osmanlı İmparatorluğu. Bu imparatorluk 17. yüzyıla kadar diplomasız bir şekilde diplomasi yapılmamış bir şekilde hayatta kalması mümkün değil. Bunu Bernard Lewis çok sert bir dille eleştirdi. Ancak ben ona katılmıyorum. Bernard Lewis o kadar sevdiğim halde ben ona katılmıyorum. Osmanlılar mutlaka diplomasi biliyordu. Hem modern diplomasiyi biliyorlar mı? Orasını bilemem. Çünkü 17. yüzyıldaki yaptığımız hatalara baktığımızda diplomaside başarı kazanmışız. Ancak savaşlarda biz başarı kazanamıyoruz. O da bizim Avrupa'yı takip etmememizden, Avrupa'yı görmezden gelmemizden dolayı Avrupa'da adamlar üstü kaç tane merdiven çıktıkları halde biz hala yerimize sayıyorduk. Bu tamamen milletimin adına öz eleştiriydi. Bunun nedenleri ve sonuçları da bugün ortada. Nedenleri konusuna girersek çıkamayız zaten orada. Bunu da zaten yapmak istemiyorum. Eğer bir gün Osmanlı neden yıkıldı diye, nedenler diye bir video yaparsam zaten ondan sonra muhtemelen kanal kapatılmış olur. Neyse aldığım kitaplar böyleydi. Bunu misiniz de benim için çok önemli kitaplar gerçekten çok önemli kitaplar kendimi geliştirmem için önemli. Başkalarını bilemiyorum. Dediğim gibi ki, bu kitapta hiç tarih yok bir tek Osmanlı var. Diplomasiyi de zaten tarih olarak saymamanız lazım. Çünkü diplomasi uluslararası ilişkiler üzerine olan bir konu. Tarih bambaşka bir şeydir. Tarih direkt siyasi tarih ele alır. Sosyal tarih. Burada diplomasi üzerine yazılmış. Her ne kadar kronik kitaptan da çıksa böyle. Neyse. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Böyle videolar gelecek abi bundan sonra. Zaten hep atışadık ama. Görüşürüz.